Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda halk otobüsü var. Şimdi yanımızda herkesin bildiği, herkesin bindiği halk otobüsü var. Ben yakın zamana kadar öğrenciydim ve okulum karşıdaydı. Çok yoğun trafik olduğu için genellikle metrobüsleri, otobüsleri kullanıyordum. 3-4 sene boyunca her gün düzenli olarak bu arabalara bindim. Şimdi bu arabanın detaylı bir incelemesini sizler için çekiyoruz. Araç 12 metre uzunluğunda, 3 tane kapısı var. Hava körüklü kapıları var. Hava desteğiyle çalışıyor. Genellikle ben burada beklerdim. Burada daha az yoğunluk oluyor. Direkt kapı açınca hop. Bu kenara otururdum. Şarkının sonunda koltuk kapmaca gibi metrobüsün kapıları ne zaman açılırsa o koltuğu kapmanız lazım, yoksa ayakta kalırsınız. Benim yolum da yaklaşık 1,5 saat kadar sürdüğü için hemen bir koltuğa otururdum. Tabii yaşlı bir abimiz yanımıza gelene kadar ondan sonra tabii yer veriyorduk. Şu şekilde göstereyim, aracın sunroofu var. Genellikle şu camları, işte camı açar mısınız der oradan biri. Sen de eğer açabiliyorsan kralsın, açamıyorsan rezil olursun. Eğer şoför de klimayı açtıysa önden bağırır, tüm camları tekrar kapattırır. Bu cam açma kapamayla ilgili herkesin burada bir anısı vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beni dikkate alın. Buradan yetkili siyasi abilerime sesleniyorum. Buraya bir kişi oturdu güzelce, eyvallah. Oturdum ben, tamam. Yolculuğumu yapıyorum falan. Hadi buraya da oturdum, bir dizim böyle, bir dizim dışarıda gidiyorum. Buraya kim oturacak Allah aşkına ya? Zaten buraya iki tane tanıdık oturuyorsa biri şöyle oturuyor, biri böyle oturuyor. Burayı kapatıyorlar. Bu araçların incelemesini çekeceğiz diye biraz araştırdık. 300 litre yakıt tankları var ve 6.7 litrelik bir motora sahip. Maksimum kaç hız yapıyor derseniz, zaten yabancısı değilseniz, fabrika çıkışı olarak limitlenmiş geliyor. 80 km tap hızı var. Bazen koltuk kalmayınca şöyle ters gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yani sizi bilmiyorum ama ben ters ne zaman gitsem midem bulanıyor. Böyle bir sıkıntım var. Normalde halk otobüsü dediğiniz gırtlak dolu olur. Görüp görebileceğiniz en boş halk otobüsü ile beraberiz. Şimdi bu halk otobüsüyle beraber bir tur yapacağız, çıkacağız. Tabii ki de biz bu kadar uzun bir arabayı süremeyiz. Buna müsait bir ehliyetimiz yok. İlker abi bize bu konuda yardımcı olacak. Birazdan araçla çıkacağız ve sürüşüne bakacağız. Şimdi herkes bilmez şunu göstermek istiyorum. Eğer tekerlekli sandalye ile biri yanaşırsa kapıya, size zahmet şunu alın. Şöyle kaldırın. Şu şekilde. İlker abicim teşekkür ediyoruz. Engelli rampası kullanılabiliyor. Bu video içinde genelde gırgır şamat olacak. Bir şey katalım size istedik. Bunu söylemek istedim. Burada aracımızın tekerlerinden biri var. Dediğim gibi bu araç satılıkta bir araç olduğu için aktif olarak çalışmıyor. O yüzden bu tarz şeyler olabiliyor. Her zaman merak ettiğim bir şey vardır ki, şu otobüsler nasıl sürülüyor? Burada o kadar tuş var. Ne işe yarıyor hepsi? Şimdi bakacağız. Önce kapısı nereden açılıyor derseniz, kapısı şuradan şu şekilde açılıyor. Açtım. Şoför bey merhaba. Abi buradan hangi otobüsler geçiyor başka? Şoförle konuşmak yasak. Hiç halk otobüsü anahtarı görmemiş arkadaşlar için halk otobüsünün anahtarı bu şekilde oluyor. Az çok arabadan anlayan insanlarız. Bakalım bu arabayı güzelce çalıştırabilecek miyiz? Bir kontak verdim şimdi. Kapılar açık diyor. Dur bakalım. Ön kapıyı da kapattım. Evet, kapılarımızı kapattık. Şimdi aracın vitesi şurada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, D, N, R. Bu otomatik vites bir araba. Bir frenimiz var, bir gazımız var. Ben frene basayım sonuna kadar. Burada şimdi bir dünya tuş var. Ne işe yarıyorlar çok bilmiyorum. Bu dörtlü diye tahmin ediyorum. Tamam, dörtlüyü buldum. Burada büyük ihtimalle klimanın tuşları var. Bu imdat freni olabilir. Çünkü kamyonlardan da tanıdığız. Şu şekilde imdat frenimiz. El freni yerine geçiyor yani. Buraya kadar güzelce çözdüğümüzü düşünüyorum. Bu karınca duasıdır. Bereket için. Burada bir şey var böyle. Uçak gibi aynı yani. Şurada tuşlar muşlar var. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Şurada çakmaklık var. Bunu yakaladım. Ondan sonra el freni tahliye vanası var. Ne işe yaradığını dediğim gibi tekrardan bilmiyorum. Burada aküyle alakalı bir şey var. Akü simgesi var. Oradan ayıktım. Frene sonuna kadar bastım. D'ye bastım. Eğer bu yanıp sönerse vitese geçmemiş oluyor. Mesela şu az önce yaptığımı göstereyim. Frene yarım bastım, D'ye bastım. Yanıp sönüyor ya, bu aslında vitese geçmedi demek. Yine N'ye aldım. Bu sefer frene sağlam basıp D'ye aldım. Şu an araba viteste. Zaten titriyor. İmdatı bıraktım. Bir hafif freni bırakıyorum. Evet, koca otobüs yürümeye başladı. 12 metrelik bir araba olduğu için bunu kullanmak çok zor ve dediğim gibi ben bunu kullanamam. Anca birazcık öne alabildim. Şimdi N'ye alayım. Şöyle imdat frenimizi çekelim. İlker abiyle bir halk otobüsü. Hepinize bol arkadaşlar. Yani buna çok tutundum ya. Metrobüsçüydüm ben. 34C Cevizli Bağ'daydı okulum.
direkt böyle dururdum yani şoförle birlikte. Fren yapınca şöyle olurdum. Fren yapınca geri gelirdim falan. Kapı açılınca da direkt şöyle açılıyordu. Şöyle kayıyordum falan. Hani bildiğin şu direkle biraz striptiz yapıyor gibi oluyor. Denemesini yapalım. Aynen. Böyle gidiyordum. Şimdi fren yapacağız. Direkt aynen bu şekilde oluyordu yani. Yalnız bizdeki de değişiklik yani. Koskoca bomboş halk otobüsü bulmuşsun yine buraya tutunuyorsun. Bizdeki de alışkanlık bırakılmıyor. Yapacak bir şey yok yani. Şu anda bir yoldan çıkacağız ama kimse yol vermediği için İlker abi birini yolu kestirtirecek yani bekleyin diye. O şekilde yola çıkacağız. Yani normalde bir araba görünce yol verilmesi lazım yani. Bir de bu halk yol otobüsü. Burada abi. İnsanlara hizmet var. O yüzden bir yol verilse iyi olurdu. Ben şu tüm koltuklara oturmak istiyorum. Boş YTT otobüsü bulmuşken. Bak buraya oturunca güzel oluyor. Burada neden zaman geçiyor biliyor musunuz? Çünkü burada reklam panoları oluyor. Yani şuradaki en altta küçük detaylar yazıyorlar ya. Milli Piyango İdaresi falan. Ona kadar okuyorsunuz. Öğrenci 59 lira falan diye. Böyle biraz hevesleniyorsunuz, bakıyorsunuz. Sanki çarpacakmış gibi hissediyoruz İlker abi ya. Ama dilimlik geçiyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Otobüs kullanmaya başladıktan sonra küçük araba böyle çok şey geliyor. Bunu kullanması daha kolay. Yani otobüs kullanmak kadar zevkli bir şey yok. Körüklü ya böyle insana bir keyif veriyor böyle. Bak yani şimdi alıştın mı aynalara falan ne bileyim oturma pozisyonuna alıştın mı oyuncak gibi. Yani ufak arabayı kullanmaktan daha kolay büyük arabayı kullanmak. Ama şimdi bu büyük araba da abi İstanbul'da aralara giriyorsun sokaklara giriyorsun bayağı stresli iş yani. Mesela bunların körükleri var. Körüklü olanlar daha şey, dönüyorsun o da peşinden geliyor körük. Yani şey değil mi, arada bir bölme var, uzunlamasına yani. Normalde burada akbil okutma yeri oluyor. Birisi dülülülük yapınca yani, oradan da şoför abimiz bakıyor, 85 yaşında amcasın, dayı sen niye öğrenci kartı basıyorsun falan. O da diyor işte zaten ben 65 yaş üstü olduğum için bana beleş, ne o zaman niye öğrenci basıyorsun diyor, o da benim fantezim falan. Öyle bir kargaşa oluyor ortada yani. Bu senaryoyu yaşadığım için aklımda kalmış, yoksa kendim yazmadım ya. Ama şimdi 12 metre bir arabayı da kontrol etmek zor. Hani sürüş olarak kolay diyoruz, keyifli diyoruz ama kullanmak zor tabii ki. Önün kadar arkana da hakim olman lazım. Abi benim yakında bir mezuniyet balosu var da bununla gitsek nasıl olur? Arkadaşlar şimdi alta yazacaklar. Hani gitmedim falan. Ayarlamaya çalışırım size. Şimdi trafiğe kapalı bir alana geldik. Böyle herkesin araba kullanma öğrendiği bir yer. Biz de bir otobüs kullanmayı öğreneceğiz. Hadi şimdi sıra sizde. Şöyle bir geçeyim bismillah. Bu koltuk normalde yaylanıyordu. Ben şoför abilerde görüyordum. Böyle zıplıyorlardı artistik. Şimdi arabamız zaten çalışıyor. Bu da mı havalı? Yeter ki iste. Benim zıplamam lazım. Bak bu işte. Şoför abi mesela bir kasaya geldiğimiz zaman böyle bir horon oluyordu. Bunu seviyorum ya. Şöyle frene tam basıyorum. D'ye alıyorum. İmdatımızı çekiyoruz. Tamam herhalde şu an her şey. Tamam mı İlker abi? Ama D yanıyor. Tamam. Tamam mı? Şu aynalardan. Aynen. Arkamızda kimse yok. Şimdi normal düz bir şekilde gidiyorum. Hakimiyet olarak güzel. Hani direksiyon o arabanın ağırlığını, uzunluğunu hissettirmiyor. Tabii ki araba dışarıda uzun ama. 12 ton bu araç. Frene bastığın zaman durması biraz yavaş olur. Ona göre frenini kullanırsın. Bir otomobil gibi değil yani. Şöyle bir kasisi olsa da koltukta zıplasam abi. Bak olay şu. Şoför abiler arıyor beni. Otobüse geçmişken buna hakiki sözler söylemek lazım. Şöyle kolumu atayım. İstedim vermediler. Sen şoförsün dediler. Kızlar gülüşüme, yollar gidişime hasta. Başka özlü sözler varsa siz de hafta yazabilirsiniz. Yani İlker abi bildiği için kolay geliyor ama beni şu an bir ter bastı. Yani biraz zor böyle büyük bir arabayı kullanmak. Otobüs sürmüş olduk. Ama çok fazla tuş var ya. Gerçekten uçak kokpiti gibi. Şimdi ben sürdüm. Ali de tabii ki halk otobüsünü sürekli bulamadığımız için halk otobüsünü bulmuşken o da bir sürüşüne baksın. Öncelikle bize bu fırsatı imkanı veren İlker abiye teşekkür ediyoruz. Yani şu devirde bir halk otobüsünü bizim için ayırdı, kullandırdı. Video çekmemize izin verdi. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi ben de deneyeceğim. Önce el frenini bıraktım. Vitesimizi D'ye taktık. Benim bir kere başıma geldi. Şoförler bazen aynalardan dikkat etmiyor kapılara. Benim bir kere kapıya sıkıştırmıştı öyle bir abimiz. Şöyle gemi kullanıyor gibi ya. Eski bir Chevrolet kullanıyor gibi. Gerçekten süzülüyor araba. Bak şu olay var ya Emirhan.
oklavayla bir şey açıyormuşsun gibi böyle bak. İki tur çevireceksin. Ama şuradan şuraya gittim aslında. Çeyizim abi kardeşim. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanalımızda bunun gibi yüzlerce araç içeriği var. Siz de videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kaptan! Orta kapı.